Beşinci olarak da çok önemli bir nokta bu. Felsefeyi ilk defa bunlar, şimdiki ifadelerle konuşuyorum, o zaman böyle değildi, medresenin ders kitabı haline getirdiler. Yani medresede alim olmak için güçlü bir Kur'an bileceksin. Güçlü bir hadis bileceksin. Fıkıh bileceksin. Bitti mi? Bitmedi. Felsefe bileceksin felsefe okumakla Bakara suresini okumayı eşitlendirdiler. Bizim kıyamet koparmamız gereken de budur zaten. Felsefenin ilahiyat fakültesinde okunması gereksizdir demiyorum. Batı felsefesi örnek olarak görülmelidir. İblis kimi nasıl kandırdı? İnsanlık belli bir dönem, bir yani aydınlanma çağı öncesinde, bu felsefeden neler istifade etti? Bir kültür tarihi olarak okunabilir, okunmalıdır da. O kadarını Gazali de okuyor ve tavsiye ediyor zaten. İbn Rüşd de onu tavsiye ediyor zaten. Ama Bakara suresini okur gibi, Ali İmran suresini okur gibi, Bukhari'den Bedül Vahyi babını okur gibi felsefe okuduğun zaman Mutezile'nin sultanı olursun. Onlar bunu yaptılar. Felsefeyi dediğim gibi altınla tarttılar felsefeyi. Bu da beraberinde ne getirdi? Mantığı ve aklı Kur'an gibi görmek, yer yer Kur'an'dan da güçlü hale getirmek düşüncesini getirdi. Bunun içinde şeytan onlara Kur'an Allah'ın sözü değildir. Nedir? Allah'ın yarattığı bir mahluktur deyin dedi. Kalktılar. Kur'an Allah'ın sözü değildir. Kim Allah'ın sözüdür derse Kur'an için o kafirdir dediler. Ve binlerce insan öldürdüler bunun için. Kafir öldürür gibi öldürdüler. Biraz sonra örneğini vereceğiz. Öldürdükleri Allah dostlarından biri. Şimdi bize göre Kur'an mahluktur olsa ne olacak? Allah'ın sözüdür olsa öyle değil. Allah'ın sözüdür dediğin zaman Allah konuşuyor. Kelam sıfatı var Allah'ın diyorsun. Bu ise o sıfatı kökten reddediyor. Allah'ın sıfatı olmaz diyor. E nesi olur? Bir şeysi olmaz Allah'ın. Ya nasıl bir şeysi olmaz Allah'ın? O zaman Cebrail'le nasıl konuştu? O zaman peygamberiyle nasıl konuştu Allah? Madem konuşma sıfatı yok, onu evirip çeviriyor, konuşmadı diyor. E hadiste konuştu diyor, sil o hadisi diyor. Nasıl olsa elinde silgi var, ayet siliyorsun, hadis siliyorsun. E peki yorum nasıl yapacağız? Allah'ın mahlukudur Kur'an. Koyun yaratır gibi Kur'an'ı da yarattı Allah. Koyunu kırpman nasıl tüyü uzayınca doğru, Kur'an'ı da kırp o zaman. Bu, bu hale getirecek. Eğer Mu'tezile, bu Abbasi devletinin gücüyle, mesela Memlukilere intikal etseydi, Abbasi'lerden sonra gelen Memlukiler, o Moğolistan'dan gelmiş Bedevi adamlar, Mısır'da kraldılar. Onlar Kur'an'ın mahluk olduğuna inansalardı, ve oradan da Türklere geçseydi, Yavuz Sultan Selim alıp İstanbul'a getirseydi, la Allah böyle bir şey olsaydı, bugün elimizde Kur'an diye iki sayfalık bir şey kalmazdı. Kırpa kırpa insanlık bitirecekti Kur'an'ı. Allah Kur'an'ı korumayı vaat ettiği için korudu. Ahmet bin Ambel'i de siper yaptı allah Teala. Dolayısıyla Kur'an hiç üzerinde bir şey dokunulmadan elhamdülillah bugünlere geldi. Bu sefer bu Mutezile'nin işte oluşum gerekçelerini konuştuğumuz Mutezile'nin neticede meyvesi ortaya çıktı. Bu meyve Kur'an'la önce hadislerle oynadılar. Kimse bir şey demedi. Ashab-ı ama dil uzattılar. Kimse bir şey demedi. Bu sürece dikkat edin. Ben Mutezile'yi tarih dersi için anlatmıyorum. Bugün şeytan bu tiyatroyu yeniden nasıl oynuyor? Nasıl o zamanki sessizliğin faturası nasıl oldu? Bir yiğidin çıkıp da hayır Kur'an mahluktur diyemezsiniz de, dedi Ahmet bin Ambel. Bunun bedeli neler oldu? Bunları bugün göre göre seyrede ede damağımızda tada tada şeyden aynen yaşatıyor bize. Aynısını yaşatıyor. Yine kafirler yapmıyor bu işi Müslümanlar yapıyor. Yine... Bizden daha iyi İslam yaşamak için yapıyor bu adamlar diye imrendiğimiz kimseler belki yapıyor. Yine tatlı dilli insanlar konuşuyor, kimse onlara cevap veremiyor. Bu süreç yeni değil. Şeytan bunu kaçıncı defadır oynuyor. İnşallah aynı tuzağa bizim neslimiz düşmez.